Take off. Merhabalar, hepinize iyi akşamlar. Harvard Business Review Türkiye'nin Collective House Levent'teki stüdyolarında yine sahici ve samimi sohbetlerde sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz iki haftada bir Perşembe akşamları saat 20.30'da yapıyoruz bu programı. Bugün 13. programdayız. Yani çok değerli bir konuğumuz var. QNB Finans Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras bugün bizimle. Hoş geldiniz Ömer Bey, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyim. İyi görünüyorsunuz zaten. Sağ ol, teşekkür ederim. Herhalde biraz tenise borçlusunuz böyle bu dinç görünümünüzü, değil mi? 50 yaşından sonra başladığınız bir tenis var. Kesinlikle. Oralara birazdan gireceğim, detaylarına gireceğim. O çok güzel bir hikaye çünkü. Çok. Biliyor musun Fazla abi? 50 yaşından sonra tenise başlayıp şampiyonlukları olan biri Ömer Bey aynı zamanda. O demek ki o emek, o gayret, o disiplin olunca oluyor. Ben ama şampiyonluklar double maçlarda yanıma iyi birini alarak. Biri var yanımda. Evet. İyi takım kurarak. İyi takım. Ben de 50'li yaşlara yaklaşırken tenis oynamaya kalktım. Aşil tendonumu kopardım. Dolayısıyla herkesin ben haddimi bilmemişim demek ki. Yani Ömer Bey iyi takım kurabilmiş. Bence güzel başlangıç oldu yani. Buyur Fazla abi. Benim hafızam beni yanıltmıyor ise, yani her şeyi bilmiyoruz ama Türkiye'de akademik dünyadan çıkıp bir akademik ve de uluslararası başka bir ülkenin akademisinde ders veren birinin kalkıp iş dünyasına girmesi ve iş dünyasında öyle 6 ay, 1 sene, 3 sene değil, 35 sene boyunca kariyer yapması ve bu seviyede hala devam etmesi. Bir cümle var. Teori ve pratik teoride aynıdır ama pratikte farklıdır diye. Teori ve pratik hayatınıza ne kattı? Akademisyen olup da onu sürdürmek, oradan bu dünyaya geçmek ve bu dünyada da çok büyük bir başarı. Bunu hem neye borçlusunuz hem de ne kattı o ilk başlangıçtaki akademik dünya? Şimdi normal şartlarda tabii iş hayatına hazırlanırken akademik hayattan gelme, yani lisansüstü dereceden sonrası, yani doktora derecesi tamamen akademik hayata hazırlayan bir derece. Ben doktora yapmamın sebebi, yazdığım kitapta da var, biraz farklı bir nedeni var aslında. Ben master yaparken babamı kaybettim. Babamı kaybedince kendime daha böyle bir ayağa dört elle sarılmam lazım, daha iyi kendimi yetiştirmem lazım bir hırsı geldi ve bu çerçevede bir de doktor teklifi aldım hocamın birinden ve doktoraya kaldım. İyi ki de yapmışım diyorum çünkü bana çok şey verdi. Özellikle yani öğretmek, birilerine bir şey anlatmak, onların öğrendiğini görmek çok büyük bir haz verdi ve iyi bir öğretici olduğumu düşünüyorum. Ve o konuda da yani Amerika'da da bayağı takdir edilmişti, iyi şeyler, review'lar almıştık falan. Sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de yine üniversitede devam etme fikrim vardı. Ancak o günkü şartlar, şimdiki gibi bu vakıf üniversiteleri yoktu. Tamamen devlet üniversiteleri. Oradaki maddi imkanlarla bizim yaşamamız çok zordu. Dolayısıyla iş hayatına mecburen geçtim. Burada da bankacılığa girdim ve o gün bugün de bankacılıkta devam ettik. Bunun ilk girişim çok kurumsal bir yapıda oldu. Citibank'ta çalıştım. Arkasından çok kısa bir dönem Yapı Kredi Bankası'nda çalıştım. Orada işte Hüsnü Bey'le tanıştık. Sonra onun teklifi üzerine birlikte banka kurmaya fikriyle yola çıktık ve kurduk. Ve o gün bugün de 35 senedir o kurduğumuz bankada çalışıyorum. Akademik hayatın biraz evvel söylediğim birilerine bir şey öğretmek. Bir takım konularda bazı konuları bilmiyorum diyebilmek. Çünkü belli konuları çok iyi bildiğim için herkesin saygısını kazanıyorsunuz. Çok rahatlıkla ben bunu bilmiyorum diyebiliyorsunuz. Bu önemli bir yetkinlik çünkü Türkiye'de biliyorsunuz çok fazla her şeyi bilen insan var. Bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bunu da kitapta belirtmiştim. Çok faydasını gördüm. Detaylı analiz, o analizin sonunda bir takım alternatiflere daha geniş bakabilmek gibi yetkinlikleri. Böyle derin analitik, bir de benim tabii doktoram operations research üzerine, yani yönelim araştırması, daha matematiksel modelleme vesaire, optimizasyon konuları. Bunlar zihin açıcı konular. Bunların çok faydasını gördüm iş hayatında. Böyle ikisi arasında böyle bir şey oldu.
bir karışım bir oldu diyelim, iyi bir geçiş oldu. Ama yani başarılı bir iş adamı olmak için doktora yapmak lazım mı? Hayır, kesinlikle değil. Bu bir tamamen bir özel bir durum var yani burada. İyi bir rastlantı olmuş. İyi bir rastlantı oldu diyelim, evet. Sizin o akademik kariyere başlama hikayeniz de çok ilginç. Yani o beni çok hoşuma gitti, çok da düşündürdü. Bir de çevremizde bir sürü genç var. Yani hayatında bir sürü şanssızlık yaşayan eden. Bizi de izleyenler arasında onların olduğunu bildiğim için onun detayını soracağım size. Sizin üniversite sınavına girdiğiniz gün başınıza çok acı bir şey geliyor. Yani yediğiniz yemekten bir önceki gün düğüne katılıyorsunuz. Zehirleniyorsunuz. Çok feci bir şekilde sınava giriyorsunuz. Aslında iyi de bir öğrencisiniz. Evet. Ama yani gireceğiniz yer şurasıysa siz şuradaki bir yeri tutturuyorsunuz. Evet. Fakat bir dahaki seneyi beklemiyorsunuz. Yani rahmetli babanız da size onu öneriyor. Doğru. Ve başlıyorsunuz çok da mutsuz bir şekilde. Kendi tabirinizle adı sanı belli olmayan bir okulda okumaya başlıyorsunuz. Evet. Fakat o sizi öyle bir yere getiriyor ki yani o kendi akranlarınızın daha başarılı işte İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ gibi yerlere girmiş akranlarınızın önüne geçiriyor. Onun bir yani nasıl olduğunu, nereden başladı, nasıl devam, bir anlatmanız mümkün olur mu? Burada işte söylediğim gibi aynı olay öyle gelişti ve bir sene bekleyip üniversite sınavına tekrar girme alternatifi varken onu tercih etmedim. Çünkü bir sene kaybetmek çok önemlidir demişti rahmetli babam hayatta. Hakikaten de çok önemli oldu. Sonradan ortaya da çıktı. Sen dedi oku, yüksek lisansta arayı kapatırsın. Bu arayı kapatma lafı bana kafama takıldı ve ben o 4 sene boyunca ara açılmasın diye kendi kendime bir dersleri daha derinlemesine okumak, başka kitapları araştırmak şeklinde kendi kendim de yetiştirdim bir şekilde diye düşünüyorum. Ve bu daha sonra da üzerinde durduğum bu kendi kendine öğrenme yetkinliğini kazanmak bence lisans eğitiminde alınabilecek en önemli yetkinlik. Hele bu devirde çok daha önemli çünkü kendi kendine öğrenme imkanları çok arttı. Yani bu dijital platformlar sayesinde ve iletişim sayesinde bugün istediğiniz dersi istediğiniz yerden alabilme imkanınız var. Dolayısıyla öyle bir yetkinliği bana kazandırdı ve ben o şeyle tempoyla diyelim. Sonra Amerika'ya gittim. Master yaptım. Master'ın üzerine doktora yaptım. Doktora üzerine 3 sene üniversitede hocalık yaptım. Daha sonrasında işte Türkiye'ye döndük 1984 senesinde. İlginç bir dönüşüm oldu aslında, doğru. Çok. Bana çok büyük katkısı oldu bu o kendi kendine öğrenme yetkinliğinin. Tam da onunla ilgili bir detay aktaracağım. Bir soru daha soracağım müsaadenle Fazıl abi. PwC'nin yaptığı bir araştırma var. Geçtiğimiz sene yayınladılar onu. Geleceğe dair umutlar ve endişeler diye bir araştırma. Türkiye'den de yaklaşık 460 kişinin falan katıldığı bir araştırma. Orada şu soruyu sormuşlar. Sadece Türkiye'dekilere değil, katılan 15-16 ülkedeki insanlara da önümüzdeki dönemde en çok öne çıkacak beceriler nelerdir diye. Orada işte analitik olmak var, liderlik özellikleri, iletişim falan ama üçüncü sırada en baştan sıfırdan kendi başına yeni bir şeyler öğrenebilme becerisi diye bir beceri var. Yani onu bir beceri olarak görmüşler. Evet. Şimdi sizin hayatınızdaki tek yeniden daha doğrusu kendi başınıza bir şey öğrenme hikayesi akademik kariyerde değil. Biraz evvel başlangıçta söylediğim gibi 50 yaşından sonra tenise başlıyorsunuz ve hatta tenisteki bazı hareketleri YouTube'dan izleyerek öğreniyorsunuz. Evet. Şimdi bunun bir yöntemi var mıdır mesela? Madem günümüzün en önemli becerilerinden biri bu ve siz bunu çok iyi yapıyorsunuz, o zaman şunu soracağım size, bunun formülü var mı? Bunun formülü şu, şimdi klasik öğretmede bir öğreten var, öğretmen var yani, hoca diyelim, bir de öğrenci var. Ve bilgi buradan öğretmenden öğrenciye doğru akıyor. Ve öğretmen metoda karar veriyor, tempoya karar veriyor, neyi öğreteceğine karar veriyor ve hatasız bir şekilde bilgiyi aktarıyor. Öğrencinin de bu bilgiyi hatasız olarak geri vermesini bekliyor sınavlarda, şurada burada. Kendi kendini öğrendiğiniz zaman işin içinde merak var, motivasyon var ve denemek var ve yanılmak var. Yani hata yapmak var. Hata yapıyorsunuz, tekrar öğreniyorsunuz. Hata yapıyorsunuz, tekrar deniyorsunuz. Şöyle bir mesela tenis örneğini alalım. Duvarla tenis oynadığınızı düşünün. Şöyle vurduğum zaman yükseğe gidiyor. İşte biraz kesik vurduğum zaman şöyle geliyor top diye. Kendi kendinize bir takım şeyleri geliştiriyorsunuz. Dolayısıyla kendi kendini öğrenmede ayrı bir özellik var. Deneme, merak, motivasyon ve hata yaparak öğrenme. Bu çok önemli diğer klasik öğrenmeden. Klasik öğrenme şart.
Klasik öğrenme olmadan olmaz. Ama sadece klasik öğrenmeyle bir yere gitmek mümkün değil. Bu devirde özellikle. Mutlaka kendi kendine de öğrenebilmeniz lazım. Yepyeni konuları ve bu yeni çağdayız. Ben mesela bankacılıktan örnek vereyim. Ben bankacılığa başladığımda 84 senesinde Türkiye'de sadece kurumsal bankacılık dediğimiz, yani şirketlere kredi verilirdi. Bireysel bankacılık diye bir şey yoktu. Kredi kartı yoktu. Şimdi zor geliyor bunu düşünmek. Veya ATM makineleri yoktu. Bunları biz zaman içinde yaptık, kurduk, müşterilerimize sunduk. Nasıl oldu bu işler? Bir takım şeyleri başkalarından kendi kendimizi öğrenerek, deneyerek, yanılarak, hatalar yaparak, geliştirerek, daha iyi insanları bu eğiterek bu şekilde geliştirdik. Kendi kendine öğrenmenin bir şeyi de bu üniversitelerin açmış olduğu açık yani sistemlerle online üzerinden istediğiniz üniversiteye ulaşabiliyorsunuz bugün dünyanın her yerinde. Her nevi dersi alma imkanınız var. Yani bugün bir ekonomi dersi almak isteyen öğrenci en iyi hocadan dünyada onu alma imkanı mevcut internet üzerinden. Bu çok büyük bir şey veriyor, imkan veriyor. Bu imkanı değerlendirmenin yolu da bu yetkinliği geliştirmek lazım. Ben daima gençlere kendi kendinize şu soruyu sorun diyorum. Ne öğrendim kendi kendime en son bir sene içerisinde? Bu soruya verdiğiniz cevap kısaysa bu cevabı uzatmaya çalışın biraz diyorum. Ya, çok güzel bir örnek. Ben mesela hani söylediğinizi bir taraftan da kendi kafamda bir yere yerleştiriyorum. Stres konusu ben çok merak ederdim. Ama anlamak mümkün değil çünkü çok tıp. Tıbbi bir eğitimim yok. Yani ister istemez bir orada konuşulan dili de, terminolojiyi de bilmem gerekiyor. Bu da çok uzun mesele. Stanford Üniversitesi'nden Robert Sapolsky var. Dünyada bunu en iyi bilen adam. Onun derslerini dinledim habire. Tabii. Yani işte depresyon şöyle oluyormuş. Ay yavaş yavaş terminoloji. Ya bu bir genetik bir şeymiş. Beynin şu bölgesi şöyle etkilenirmiş de böyle böyle filan derken biraz oku, biraz kitap oku derken oldu. Şimdi siz dediniz ya kendi başına öğrenmenin ilginç bir tarafı var. Galiba şöyle bir şey ne dersiniz? Kendiniz öğrenirken kendinize öğretir hale de geliyorsunuz. Aynen. Hem öğrenci hem öğretmen. Öğretmen oluyorsunuz tabii. Öğrenci öğretmende normalde asimetrik bir ilişki var ya klasik eğitimde. Gel bakayım buraya mesela dediniz geriye vermek bilgiyi. Şimdi kendimiz sınav yaparken öğretmen vardır ya öğretmen bana taktı. Bunu deme hakkınız yok. Yok. Yani ben bana nasıl takacağım ya? Doğru. Bu sefer deneme yanılma, kendi hevesimle herhalde hani içten yanmalı motor gibi de bir kendinizi motive etmeniz gerekiyor. Öğrenmenin hızı bu şeye benziyor. Şimdi buraya not aldım. Bugünün dünyasında hani bunun teknik açıklaması otodidakt. Kendini yetiştiren. Yani derler ya eskiden beri. Ya şu beyefendi, şu hanımefendinin kendini yetiştirmiştir evet. Falan. Oradan hep bu devam eden bir şey. Bugünün dünyasında bir de bir bilginin bir kürasyonu var. Müze gezdirir gibi iyi bu işin ustası olan insanlar sizi belli yerlerde öyle dolaştırıyorlar ki müzede o merakla oradan oraya, oradan oraya bir bakıyorsunuz ki hakikaten girdiğiniz yerle çıktığınız yer ise ya ben buradan bir lezzet aldım, entelektüel bir beslenme oldu, bir beceri seti gelişti gibi bakıyorlar. Peki genç insanlar onların bu sabırsızlıkları, bu sosyal medyadaki hızlı tüketimleri, derinleşmeden hızlı tüketimleri onlar nasıl olacak da bu sabrı gösterecekler? Çünkü söylediğinizde bir altın anahtar var. Sabır ham maddesi varsa var. Yakıt yürüyor yoksa... Tabii. Tabii. Yani mesela siz ne dersiniz onlara? Mesela gençlere yani sabırlı olun. Hani bu bir işe yaramıyor. Doktorların stres yapmayın demesi gibi. Gibi. Ne önerirsiniz o sabırı artırmayı için? Ben orada şunu öneriyorum. Yani iş hayatı çerçevesinden bakarsak olaya o açıdan tutkuyla çalışacak işi bulmaya çalışın diyorum. Çünkü o sabır, o çalışkanlık aslında bunun altında yatan yani motive ederek sizi çalıştırıyor. Kendi kendine öğreniyorum diyorsun veya başka zevk aldığın bir şey. Onu bulabilmek çok önemli. Ben diyorum ki dünyada tembel insan yoktur. Oysa dünyada çok tutkuyla çalışabileceği işi bulamamış insan da çoktur. İşi doğru, işini seven biri o işe dört elle sarılıyor. Ve ben bunu kendimden biliyorum. Biz banka kurmak üzere yola çıktık 1987 senesinde. Yani her sabah koşarak işe gittik.
Hiçbir zaman saate bakmadık, kaçta çıkacağız bugün diye. Cumartesi, pazar demedik, çalıştık. Çünkü bir hayalimiz vardı, bir tutkumuz vardı. Başaracağız, bunu edeceğiz. Dolayısıyla ben bugünkü gençliğinde, yani gençlik sabırsız, gençlik çalışmak istemiyor, her şeye sahip olmak istiyor. Buna inanmıyorum. Yani bu çok yüzeysel bir değerlendirme oluyor. Bence gençlik, bugünkü gençlikte tutkuyla bağlanacağı bir iş bulursa, veya istediği bir işi yaparsa, bu bir yeni iş olabilir, startup olabilir, bir kurumsal yapı olabilir. Kurumsal yapı içinde girişimci bir yapı olabilir. Yani biz bugün en klasik yapıyı olan bankacılık içinde dijital bir banka çıkardık, Empara diye. Ya orada Empara'da çalışan gençleri görseniz nasıl tutkuyla ve büyük bir hevesle çalıştılar ve halen de çalışıyorlar. Yani ben onun için diyorum ki tutkuyla çalışacak işi bulun. Bu kadar basit. Tabii onu bulunca fotoğrafta olay değişiyor. Tabii değişiyor. Her şey çözülüyor yani, problem orada. İstediğiniz işi bulamazsanız, sevdiğiniz işi, o zaman işte o ayaklar geri geri gidiyor. Biraz yük sırtı da gidiyor. Böyle işte, hay Allah, yarın gene iş var moduna giriyor insanlar. Kimisi için tabii ne kadar zor yani, düşününce herkes o kadar şanslı olmuyor belki. İşte sizin gibi, ne bileyim, ben de kendimi öyle niteliyorum. Çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Gece gündüz fark etmiyor benim için. Fazla bir keza sen de aynı şekilde. Herkes çok mümkün olmuyor. Doktorluk okuyup bu işi yapıyorsunuz. Çünkü sevdiğiniz iş bu. Gerçekten bu öyle. Çok önemli. Askerlik okuyup. Bir asker, bir doktor var karşımda. Burada bir de akademisyen var. Böyle acayip bir durum ama var. Ama birinci seferde de yapmamışız. Yani ben ordudan ayrılmak için çok uğraştım. Yani bir çaba lazım. Başka şirketlerde çalıştım. Başka yerlerden arıya buldum. Yani kimse de bana ertesi gün hadi bakalım üniversite bitti, dünyada en sevdiğin, en tutkulu işte seni bekliyor değil, demedi. Değil. Yani o yüzden bazen gerçekten tutkuluyorum. Biraz aramakta da değil mi yani? Diyorum ya, ben de üniversitede okurken aklıma bir gün bankacı olacağım diye bir düşüncem yoktu. Yani mamafi, ben bankacı bir aileden geliyorum. Benim babam da bankada hukukçuydu, banka hukukçusuydu. Dayım bir bankanın yönetim kurulu başkanıydı vesaire. Banka içinde büyüdük biraz ama öyle eğitimi aldım, işte yönelim araştırması, daha böyle endüstri mühendisliğine yakın konular vesaire. Daha çok sanayide çalışayım falan gibi planlarım varken, yani çalışacaksam da, birdenbire bankacılığa hasbelkader girdik ve bugün, ama o iş kurma, yeni bir banka kurma hayali, o tutku işte 35 sene bizi buraya getirdi. Şimdi sizin de ilgili olduğunuz bir konudan, direkt işle ilgili bir konudan bir soru soracağım size. Yani 35 yılı tabii geçirdiğiniz için, daha Türkiye'de de dünyada da internetin olmadığı dönemden bu yana o bütün dönemleri yönetici olarak geçirdiniz, biliyorsunuz. Şimdi bir dönem işte inovasyon çok konuşuluyordu. Hala aslında konuşulması gereken, üzerine tartışılması gereken bir konu. Bir dönem dijital konuşuluyordu. Dijital dönüşüm hala gündemimizde. Bir de işin içinde şimdi sosyal etki, sürdürülebilirlik, ondan sonra ESG dediğimiz, yani çevre, sosyal, ondan sonra yönetim, yönetişim dediğimiz şeyler girdi. Mesela bundan 5 sene sonra sizinle bu sohbeti tekrar yapacak olsak, inşallah yaparız, sağlığımız el verir, afiyetimiz el verir. Ne konuşuyor oluruz sizce? Yani 5 sene sonra mesela iş dünyasının gündeminde en çok olacak şeyin ne olacağını öngörürsünüz? 35 sene öncesinden bugüne kadar bir değerlendirip bir de 5 sene sonrasına bir baksak. 10 sene demiyorum, 10 sene sonrasını öngörmek çok mümkün değil. Yani 5 sene sonrasını bile öngörmek kolay değil. Tahmin ediyorum öyle olduğunu. O bile. Fakat ben şunu diyebilirim. İnsan odağı artan bir trend. Bunu daha da artacağını görebiliyoruz. Çünkü radikal bir kişiselleşmeye doğru gidiyor dünya. Yani standart üretim, assembly line, işte aynı tip arabaları üretelim, herkes alsın bu arabaları. Sonra değişik renkte arabalar üretelim, değişik boyutlarda üretelim ama gene de belli bir şey. Kişiye özel üretim, kişiye özel hizmet, kişiye özel, yani üstünüze elbise dikilmesi gibi bir yapıda bir kişiselleşme var. Bu trendin güçlenerek artacağını düşünüyorum ve bugünkü ortam, yönetime de bu iş giriyor. Yani biz çalışanlarımızı çok daha iyi tanımaya özen gösteriyoruz şu anda. Bundan 5 sene evvel böyle bir şey gündemimizde pek yoktu. Yani müşteri bizim birinci önceliğimizdi. Şimdi özellikle pandemi sonrası çalışanlar birinci öncelik. Bunu söyleyebiliyorsunuz şu an bunu yani. Bunu söylüyorum kesinlikle. Yaşıyorsunuz bizi. Yaşıyorum.
Yani bunu pandemide bunu öğrendim. Bakın öğrenme bitmiyor. Kendi kendine öğrenmek dedik ya, pandemiden de çok şey öğrendik. Ben işte 40 seneye yakın bankacılık yapıyorum. Bunun 35 senesi Finansbank'ta. Bunun hala öğrenmeye devam ediyoruz. Pandemide de bunu gördük. Yani çalışanların değeri, çünkü uzaktan çalışma moduna geçtiğiniz zaman o hiyerarşik yapı ve organizasyon yapısının disiplini bir yerde bozuldu. O disiplin olmayınca o insanları bağlayabilmek için başka şeyler yapmanız gerekiyor. O yaptığınız şey de düşünceli yönetim ve o çalışanları kendinize sevgi ve saygı ilişkisini kurabilmek. Onun için de ben düşünceli yönetim nasıl sergilerim diye şey yapmanız lazım, çalışmanız lazım. Birkaç örnek vereyim. Mesela pandemide bankada 13 bin kişi çalışıyor. Bunların bir kısmı genel müdürlükte, bir kısmı şubelerde. Şimdi genel müdürlükteki çalışanların %85'ini eve gönderdik. İşte siz dedik evden çalışın. Ama şubelerde böyle bir imkan yok. Şimdi ne oldu psikolojik olarak? Eve gidenler COVID olmayacak, hastalanmayacak. Şubedekiler ise sanki COVID olacak çünkü insanlarla temas halinde. Tabii bu da böyle olmadı. Sonunda istatistikler gösterdi ki eve gidenler daha çok COVID oldu bu arada. Onu da söyleyeyim çünkü onlar evde oturmadı, çıktılar dolaştılar falan. Fakat şöyle bir şey yaptık. Mesela ben dedim ki bankada çalışanların koltuklarını eve yollayalım çalışanlarımıza. Çünkü evde oturacak koltuk yok rahat. Tabii. Bütün gün. Çalışma ortamının koltuğu, yemek masası sandalyesinde bir gün geçmez. Yani çalışma koltuğu o aerodinamik yapısı. Evet, o dinamik yapısı, aerodinamik yapısıyla ergonomik yapısı veya neyse çok rahat bir şey ve biz bu koltukları yolladık herkesin evine. Yaklaşık 700-800 kişi belki rahatlıkla gitti. Bu mesela çok olumlu bir etki yarattı. Ya o şirket beni düşünüyor, bankam beni düşünüyor. Bak koltuğumu bile gönderdi. Bu çok önemli. Ondan sonra eve gidenlerin büyük bir kısmı daha üst düzey yönetici olduğu için arabaları var. O arabaları aldık. Şubelere verdik. Dedik ki şubelerde de toplu taşımaya binmeyin. Buyurun bir arabayla, hiç olmazsa bir şube bir arabayla gitsin gelsin falan. Bu sefer onlara karşı bir düşünceli yönetim sergilemiş olduk. Bu da çok olumlu etki yaptı. Dolayısıyla bu tip yaklaşımlar ileriye dönük bence artacak. Yani 5 sene sonra çalışanını daha iyi tanıyan, onun life cycle'ında nerede olduğuna bakarak, çünkü bankada çalışan bekar insanlar var, evli insanlar var, evli ve çocuklu var. Çocuklu ve çocuğu okula giden var, ilkokula giden var, ortaokula giden var, üniversite sınavına hazırlanan var. Biz onların hepsini bugün takip etme imkanımız var. Yani bugünkü teknoloji buna imkan veriyor. Ben bankada çalışan 13 bin kişinin kaç tanesi evli, kaç çocuğu var, kaç yaşında, hangi okula gidiyor, ne zaman sınava girecek, bütün bu bilgi var elimizde. Bir tuşa basarak bunların hepsini çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla onlara o şekilde destek olabiliyoruz. Mesela üniversite sınavına girecek kaç kişi var bu sene? 380 tane çocuğumuz var diyelim. Bunları toplayıp onlara danışmanlık hizmeti verdiriyoruz. Bunu yaptığınız zaman çalışanınız ya bak benim bankam ailemle ilgili, çocuğumla ilgili olumlu bir şey yapıyor diyor. Bunlar yönetimin bir parçası haline geliyor. Artık eskisi gibi işte buyurun bütçe, hedefler burada, gidin bunu yapın, hadi koşturun. Koşturmazsanız sizi döverim. Yok böyle bir şey. Ya bambaşka bir yapıya gidiyor. Çok çok enteresan. Galiba şöyle tarif edebilir miyiz? Konvansiyonel cümle şuydu. Biz bir aileyiz. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki siz bir ailesiniz. Evet. Biz bunu tanıyoruz. Yani biz bir aileyiz lafını önceleri çok hoştu. Sonradan iyice ayarladık. Ama şimdi ya. Siz bir ailesiniz ve aile olduğunuzu tek kişi de olsa yani neyse yöntemi. Biz bunu tanıyor görüyoruz ve onun bütünlüğü için beraberiz. Şimdi bu enteresan. Enteresan yani, bir yapı. Evet. Yani, senin de çok ilgili olduğun bu konuda. Böyle yani önümüzdeki dönemde de bu ön plana gelecek. Yani beni ne kadar tanıyan, beni kucaklayan, birlikte çalışmak. Ben bunun yükselen bir şey olacağını düşünüyorum yönetim anlayışında. Aslında siz Fazıl abinin çok ilgili olduğu, üzerine çalıştığı konu liderlikle ilgili bir şey söylüyorsunuz. Yani şefkatli liderlik dediğiniz, tanımladığınız bir şey var. Evet. Şöyle sorsam size, mesela günümüzde şefkatli liderlik bir lüks müdür yoksa bir gereklilik midir? Çünkü bunu herkes uygulayamıyor. Yani bu her şirketin mottosunda olan bir şey değil. Ne dersiniz o konuda? Vallahi ben tabii çok inanıyorum buna. Dolayısıyla yani lüksten ziyade bir
şart diye düşünüyorum. Bu düşünceli yönetim ve şefkatli yönetim tarzı bunun fark yaratacağına inanıyorum ve bu konu yeni bir konu aslında. Bu konuda literatürde de çok yeni, yeni daha çok bakılıyor. İşin psikolojisi, sosyolojisi, bütün yapısı, yani insan odağı, insanın sadece bir robot gibi çalışan bir makine olmadığı, onun kendine göre bir sürü sorunları olduğu ve o sorunları anlayıp ona göre iş dünyasının şekillenmesi gerektiğine çok inanıyorum. Onun için onu bir şart olarak görüyorum yani. Çok teşekkür ederim. Bizim kültürümüzde var bu. Sertaç, şöyle bir laf yok mu bizde? Halden anlamak. Tabii, halden anlamak. Ya, değil mi? Bayağı, yani tam dünyada şu olmuş bu olmuş ama yani geleneğimizde bir halden anlamak diye bir şey var. Ha. Bir de bugünlerde, yani belki geçtiğimiz şu kadar dönemde niteliğini kaybetmiş şeyler. Onlardan bir tanesi de nabza göre şerbet. Bu aslında çok güzel bir kelime. Fakat sonradan bu kurnazlığa dönmüş ama onun özü insandan anlamak, onu küçükle küçük olmak, büyükle büyük olmak diye bu boş yere söylenmiyor. Peki... Tabii. Peki güzel, o zaman sıkıştırayım sizi müsaadenizle. Tamam. Ya şimdi benim sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi Bellini. Onun da bir tane filmi vardır, Orkestra diye. Hı hı. Orada aslında İkinci Dünya Savaşı'nın o sert, o nobran suratı, savaşın, ideolojinin, işte faşizmi, sosyalizmi filan falan gibi Stalinizminin getirdiği sert suratlardan bir de hayatta yaşayan biri var, Arturo Toscanini. Toscanini konser esnasında baget fırlatan biridir. Hı. Hatta bugün internette bizi dinleyen dostlar da izlerse, YouTube'a girip de Toscanini derseniz, görüntü yok, ses kayıtları var. Nasıl bağırıyor? Hı. Ses çıkmıyor, kaç defa İtalyanca İngilizceyi birbirine karıştırıyor, bağırıyor, çağırıyor. Şimdi bu orada kaldı diyorum ama bir de şimdi Obradovic diye hayatın içinden, sporun içinden bir şey var. Şimdi böyle insanlara bir taraftan dün bunu yapan insana kardeşim bu kadardır sertlik olur mu diyorduk. Bugün hoca dediğin böyle olacak. Şimdi bu insanın bu çelişkisinde siz disiplini nereye koyuyorsunuz? Tamam, şefkatli olalım. Okey, aldım, kenara koydum. Evet. Ama bir taraftan da bir sınır belirtmek. Halden anladığımız kadar haddini de bildirmek, bilmek çok meselesi önemli. Var. Çok, bunu, çok bir, bunu bir açsanız. Bu da çok hassas bir konu tabii. Yani ben disipline çok inanan bir kişiyim. Yönetici olarak da benle çalışanlar bir. Disiplin, fakat disiplin de zaman içinde değişiyor. Yani örnek, eskiden bankacılığın bir kıyafeti vardı. Değil mi? Yani bir disiplin olarak işte kravat takılacak, takım elbise giyecek vesaire. Yıllarca bu böyle gitti. Sonra son dönemde pandemi öncesi cuma günleri serbest kıyafet çıktı. İşte pazartesiden perşembeye kravat, cuma günü serbest kıyafet falan. Sonra işte pandemi geldi. Şimdi insanlar eve gitti zaten. Şimdi geri gelenler artık kendiliğinden bu kıyafet olayı çözüldü. Yani şimdi tutup biz herkes takım elbiseyle işe gelecek diyemiyoruz. İşte dedim ya. Kazanılmış haklar olmuş. Ama herkes işe gelecek diyebiliriz. Yani yok, ben evden çalışacağım. İşine göre ona da izin verebiliriz. Yani mantık şeyinde ve işin verimliliğini bozmayacak şekilde olan her iş evden yapılamıyor. Ama evden yapılabilecek birçok iş var. Çağrı merkezinde çalışan bir eleman çok rahatlıkla evden çağrı merkezi olarak çalışabiliyor. Çünkü onun ölçümlemesi, günde kaç çağrıya cevap verdi, ortalama ne kadar sürdü vesaire, bunların hepsi bakılabiliyor. O bakımdan yani disiplinin mutlaka olması lazım. Bence tanımı değişiyor ve şekli değişiyor. Yani korkulan bir disiplinden iş odaklı, işin produktivitesini arttırıcı disipline doğru bir evrilme var. Dediğiniz çok doğru. Yani Obradovic'i herkes takdir ediyor, hepimiz. Kendinizden örnek ver, yani kendinize bakın. Lisedeyken hangi hocaları hatırlıyorsunuz? Size sert davranan ve disiplinli hocaları. Yoksa dersinde dalga geçilen hocaların hiçbirini unuttuk gitti. Ama bizim mesela rahmetli bir Kemal hocamız vardı, matematik hocası. Aman ya Rabbi. Yani müthiş, Kabataş Lisesi'nin de hocasıydı. Dolayısıyla bunlar iz bırakıyor. Ama bu disiplinin ana odağı başarılı ve verimli bir
yapı yaratmak ve üretim, yani şeyinin, sistemin iyi çalışması. Yoksa korku üzerinden insanlara terör estirme disiplini değil yani. Bu da kendi bir denge içinde olacak ama disiplini bırakamayız elden diye düşünüyorum. Disiplini çok kullandınız, şimdi aklıma geldi. Disiplin kelimesi Latince anlamlarından bir tanesi öğrenmek demektir. Evet. Yani dolayısıyla onunla, yani korku yaratan disiplin değil, öğreten disiplin gibi, böyle bu ayrım sanki ön plana geliyor. Bir de ben bu şey yani. Diyorum yani, bu sevgi, saygı ve güven. Bu üçüne çok önem veriyorum yönetimde. Güven unsurunu yarattığınız zaman o kendi içinde disiplini de yaratıyor. Yani ben birine güveniyorsam, o da bana güveniyorsa, ya benim altımda çalışan biri, ya Ömer Bey benden bunu bekler deyip o disiplini kendi kendine yaratıyor. Buna son derece önem veriyorum. Yeni bir makale var. Sen sorunu sor. Ben şimdi notumu aldım buraya, onu bekleyeceğim. İnsan öncelikli olacak dediniz ya. O bana bir geçen gün paylaştığım bir şeyi çağrıştırdı. Müsaadenizle onu paylaşayım. Tabii. İzleyenlerimiz de bilsinler. Gartner'ı biliyorsunuz, dünyanın en büyük teknoloji araştırma danışmanlık şirketlerinden biri. 10 maddelik bir rapor yayınladılar. Küçük bir rapor bu. 2023 ve sonrası için en önemli 10 öngörü diye. O öngörülerden bir tanesi sizin söylediğinize çok güzel denk geliyor. Ona bir karşılık aslında. Onlardan bir tanesi şu, diyor ki Gartner, demiş ki 2025 yılına kadar, yani önümüzdeki 2-3 senede refah, tükenmişlik, marka memnuniyeti, yani çalışan memnuniyeti gibi çalışan değeri metrikleri başarılı büyüme yatırımı kararların %30'unda, 3'te 1'ine yakınında ROI'ın, yani standart yatırım getirisi değerlendirmelerinin önüne geçecek demiş. Yani insan öncelikli olacak. Hı hı. Hani bir standart bir değerlendirmeniz vardır ya, siz bu kadar yatırım yaptık, bu kadar bize geri döndü. İşte karlılığımız şu. Öz kaynak getirisi nedir falan. Onun önüne geçecek demiş Gartner. Şimdi tabii Gartner dediği zaman onu dikkate alıyoruz. Tabii. Yani dediğiniz şey çok güzel denk geliyor aslında. Evet, evet. Değil mi? Ben çok inanıyorum buna. Yani insan odağı ve şey mutlaka ön plana çıkacak. Şimdi dünün dünyası, dünden kastettiğim pandemi öncesi. Hı hı. Ömer Bey'in dediği çok doğru. Pandemiden önce biri deseydi ki, ya öngörünüz nedir diye, kim çıkıp pandemi olacak derdi. Öyle bir öngörü, imkansız bir öngörü. Kim çıkacak Avrupa'nın ortasında savaş çıkacak diye bir yerde. Pandemiyle ilgili bir film seyretseydik, o filmden çıkarken bu da amma palavraymış derdik yani. Bu da olacak iş film değil. Film işte ya. Serkaç. Evet. Olsa filmde olur. Dolayısıyla biz film çevirdik. Aynen yani. Öyle. Peki, şimdi bir taraftan da çok enteresan bir durum var. Buna produktivitif paranoya diyorlar. Yani üretkenlik paranoyası. Efendim, ve Microsoft vesaire bunu söylüyor. Çalışanlara soruyoruz, üretken misiniz? %85 üretkeniz diyorlar. Yöneticiler de diyor ki %15'i kabul ediyor. Çalışanlar diyor üretken değil. Şimdi muhtemelen söylediğiniz hassas bir şey var. Çalışanla yöneten arasındaki ilişki mekanikse, sevgi, saygı ve güven olmadığında, evet, kardeşim sen çalışmıyorsun demeye başlıyorlar. Ben de diyorum ki, ya bu insanlar sizin şirketiniz senetlerini buradan buraya getiriyor, ürününüzü böyle, yani ne oldu da birdenbire %85'i 15 oldu? Yani tepe yönetimiyle çalışan kitle arasında bu makas niye bu kadar açılır? Sevgi, saygı, güvene bir soru. Kontrol. Hı hı. Bu nasıl olacak? Uzaktan, çünkü uzaktan ya. Hı hı. Ofiste gözüm kesiyor yani. Ömer Aras genç bir çocuk, çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Hadi bir kahve içelim, tamam. Sertaç Doğan, ama şimdi uzaktan Zoom kapandı. Ne yapıyor ya? Hı. Ne yapıyor yani? Ya o kontrolü nasıl koyuyorsunuz burada? Şimdi tabii güzel bir soru bu da, bizim aramızda konuştuğumuz. Mesela başlangıçta, yani pandeminin ilk döneminde, ilk 6 aylık, 8 aylık dönemde diyelim, bizde böyle bir kontrol paranoyası oldu. İnsanlar hakikaten çalışıyor mu? Özellikle bizim genel müdürümüz, tanıyorsunuz. Tabii, çok. Temel Bey, o özellikle bu konuya çok hassastı falan. Şimdi fakat sonra zaman gösterdi ki bu, o sevgi, saygı ve güven oluştuğu zaman bunu output'tan, yani çıktıdan görebiliyorsunuz. Yani çıktıyı ölçümleyerek, bakarak belli konularda kontrol çok kolay. Yani az evvel verdiğim örnek, çağrı merkezindeki eleman kaç tane çağrıya cevap verdi, ölçebiliyorsunuz. Demek ki çalışıyor. Ama mesela bizde bir tasarım ofisi var. Bankada şimdi tasarım, mesela eskiden olmayan bir kavram.
bugün mobil bankacılıkta QNB Finans Bank'ın mobil bankasına girdiğiniz zaman gördüğünüz ekranın bir tasarımı var. Oradaki tuşlar yuvarlak mı olacak, dikdörtgen mi, rengi ne olacak vesaire, bunlarla uğraşan, süreçleri tasarlayan ekipler var. Bunların çalışma düzenlerini ölçmek tabii, bunlar çalışıyor mu çalışmıyor mu çok kolay değil. Ama burada da yine dediğim gibi çıktıya bakmak. Sonunda belli bir noktadan sonra üretkenlikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Yani biraz orada zaman lag var. Yani biraz gecikerek belki görebiliyoruz ama biz de alıştık. Yani yönetim de buna alıştı. O kontrol freaklik aslında biraz geri plana doğru geçmeye başladı. Çünkü kime güvenip kime güvenmediğinizi de zaman içinde anlamaya başladınız. İnsan kaynakları da bu konuda kendini geliştirdi. Böyle yeni bir sisteme doğru iş evriliyor diyebilirim. Dediğiniz çok doğru. Yani uzaktan çalışmanın ilk ve en önemli yan etkisi diyelim, bu kontrolü kaybediyor muyuz şeyi. Aynı zamanda işte kişinin bağımlılığı da, yani şirkete olan bağlılığı da azalabilir. Çünkü bir tuşa basıp başka bir bankaya geçme imkanı var. Değil mi? Bugünkü ortamda. Onu oradan hareketle zaten bu düşünceli yönetim diyorum. Yani biz ona sadece maaş değil, onun dışında başka şeyler vermeliyiz ki kuruma bağlansın. Ve şu anda tabii pandeminin azalmasıyla böyle hibrit bir yapıya geçildi. Çünkü evden çalışanlar başta memnunlardı, sonra bir müddet çok geri gelmek istediler. Şimdi tamamen geldiğince de ya tamamen gelmeyeyim de şöyle yarı zamanlı gelsem mi falan, böyle bir denge arayış içinde iş gidiyor. Bakalım nasıl gelişecek sonunda. Sizin kitabınızla ilgili bir enteresan hikaye daha var. O beni çok şaşırttı. Çok da şey oldu bana, örnek oldu. Zor tabii yani öyle bir şey. Çünkü bir kitap yazıyorsunuz. Ondan sonra oğlunuz okuyor kitabı. Diyor ki baba bu olmamış. Yani bunu ancak bankacılar okur. Sen otur bir deneyimlerini yaz diyor. Ondan sonra deneyimler kitabı çıkıyor. Bugün evet. Üzerine konuştuğumuz. Evet. Şimdi tahminim o ki bu aslında pivot etmişsiniz siz. Evet. Pivot etmek de o startupların, girişimlerin üzerine çok konuştuğu şeylerden biri, yöntemlerden biri. Biliyorum ki siz aynı zamanda Galata Business Angels'ın bir üyesisiniz. Evet. Yani gençlerle, o startuplarla, girişimcilerle, yatırımcılarla çok sık beraber oluyorsunuz. Bu mesela size getirdiği bir katkı mıdır? Yani evet. Onlarla çok sık beraber olmak mı sizi o kitap konusunda pivot etmeye yönlendirdi? Birinci sorun bu. İkincisi, oradan başka ne aldınız? Yani o gençlerle, girişimcilerle bu kadar sık beraber olduğunuzda bunun sizin hayatınıza ve işinize etkisi ne oldu? Çok güzel. Buna şöyle cevap vereyim. İki sorunun birincisi, pivot etmeyi oradan mı, onun bana etkisi oldu mu? Ondan çok emin değilim. O biraz çünkü daha önceki bir olay olabilir. Biraz etkisi de olmuş olabilir ama ben hayatta bu sizin pivot etmek dediğiniz, yani bir noktada kırılma noktasından bambaşka bir değişime geçmeyi hayat boyu yapmış bir kişiyim. Tesadüfen. Mesela dediğim gibi ben master yapmaya gittim Amerika'ya. Pivot ettim, doktoraya kaldım. Doktora yaptım. Hocalık yaparken Amerika'da gayet de güzel bir işim varken oradan da bir pivot, Türkiye'ye döndük, bankacılığa geçtik. Bankacılıkta uluslararası çok kurumsal bir yapıda çalışırken, olabilecek en kurumsal yapıda çalışırken, hele o zaman. Evet, Citibank'te çalışıyorum. Artık dünyanın en structured, en şahane bankası. Hakikaten de çok iyi bir eğitim veren bir banka. Çok şey öğrendim orada. Ondan sonra oradan pivot ettik. Bu uçta yeni bir banka kurmaya. Yani tamamen müteşebbis, yani bir girişimci yapıda hiçbir kuralın olmadığı, kendi kurallarımızı kendimizin yarattığımız bir yapıya pivot ettik. Ve bu şekilde kitabı yazarken dediğin gibi banka satıldığı zaman 19 sene sonra ben bu bankanın hikayesini yazayım dedim. Yazdım. Sonra oğlum dedi ki ya baba bunu kim okur dedi. Böyle draft'e çıktıktan sen senin dedi bankadakiler okur, birkaç bankacı da okur. Ama sen deneyimlerini yaz falan dedi. Düşündüm ya doğru söylüyor. Orada da bir pivot ettik yani. Şimdi öbür kitap duruyor hala. Onu da belki bir gün biraz derler bir şeyler bankadakilere hiç olmazsa dağıtırım. Ama bence bu biraz kişilikle ilgili bir şey. Bir de bazı şeyleri dinlemek ve kabul etmekle ilgili bir şey. Yani ben çok rahatlıkla oğluma yazdım şahane kitap sen ne biliyorsun deyip onun üzerine gidebilirdim. O da bir yapı meselesi. Galata Business Angels'a gelince melek yatırımcılık konusu. Benim oraya girmem
tamamen bu ekosistemde ne olduğunu anlamak için. Yani benim kitabımda yazdığım bir konu var. Lider yaşlanabilir ama bayatlamamalıdır diyorum. Bu çok önemli bir kavram. O da kendini yenilemek ve yeni şeyleri takip edebilmek. Şimdi yeni startuplar kuruluyor, bunlar satılıyor, dışarıya açılıyor, şu oluyor, bu oluyor, unicorn oldu, olamadı falan. Tam ne oluyor? Burada nasıl çalışıyor bu sistem? Bunu öğrenmenin en iyi yolu böyle bir melek yatırımcı ağına dahil olmaktır diye düşünerek Galata Business Angels'a gittim, girdim. Ve orada da genç bir takım girişimcilerle, daha evvel girişim yapmış, para kazanmış ve o kazandıklarını tekrar yeni girişimlere yatırmak isteyen gençlerle birlikte çok farklı ortamlarda çok şey öğrendim onlardan. Yani hakikaten çok da keyif aldım. Ben aynı zamanda bu hayatın sosyal boyutuna da çok önem veriyorum. O kitapta da var, o beşli denge meselesi. Yani kendinden genç arkadaşım var mı sorusu mesela güzel bir soru. Kendinize sormalısınız bu soruyu. Benim kaç tane kendimden genç arkadaşım var? Benim bir Galata Business Angels, bir de tenis. Benim bir sürü kendimden genç arkadaşım var şu anda. Bu önemli bir şey diye düşünüyorum, bir zenginlik diye düşünüyorum. Kendinden yaşlı arkadaşlarım da var bu arada. Dolayısıyla GBA'dan ben bu ekosistemi iyi öğrendim. Hatta sonra biz benzer bir yapıyı banka içerisinde de kurduk. QM Beyond adı altında yeni girişimcilere destek veriyoruz. Onun kuruluşunda da benim GBA ilişkilerimin çok faydası oldu arkadaşlara. O ekosistemi öğrendim. Ufak tefek yatırımlar yaptım. Kimisi iyi gitti, kimisi kötü gitti. Ama orada ne olduğunu görebilmek ve gençlerden birlikte olmak ve o sosyal çevrede şey yapmak, zaman harcamak bana çok iyi geldi. Ne kadar güzel. 35 yılda 7. genel müdür. Evet. Ben hani en azından 3 tanesini yakinen tanıyorum. Tabii. İşte Ömür'ü, Temel'i, Sinan'ı. Şöyle geri doğru bakarsak siz ikincisiniz. Demek ki sizden sonra 3, 4, 5, 6, 7'nin bu 5'inin seçiminde de oradaydınız. Tabii. Ne dikkatinizi çekti? Ben seçtim diyebiliriz. Yani neye göre sizin zihniniz? Çünkü siz bir tür yüksek askeri şura gibi, yani genelkurmay başkanı kendisinden sonraki insanları seçiyor ve bir ekol yürüyor orada. Mesela şimdi geri dönüp baktığınız zaman bilinçli bilinçsiz, ya galiba şu üç şeye dikkat etmişim. Hani hepsinde benzer nitelikler şunlar. Elbet farklılıkları var. Elbet her biri başka türlü niteliğe sahip kişiler ama ortak payda ne gibi duruyor? Ne dersiniz buna? Şimdi şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz herkes iş hayatına başlarken gençler bir CV ile giriyorlar işe. Bir özgeçmiş hazırlanıyor. Orada işte hangi okuldan mezun, hangi bölümde okumuş, averajı nedir, bildiği lisan vesaire, bilgisayar programlaması ve neyse yetkinlikleri oraya yazıyor. Ve ondan işe giriyor. Bu önemli bir doküman. Zaman içinde ama çalışma hayatında o doküman orada sabit kalıyor. Başka şeyler ön plana çıkmaya başlıyor. Kişilik özellikleri diyorum buna. Bunların da temel özellikler var. Kişilik özelliklerinde. Yani kişinin CV'de yazmayan özellikleri bunlar. Çalışkan mı? Efendim, uyumlu mu? Takım oyuncusu mu? Yoksa bireysel çalışmayı seviyor? İşte güler yüzlü mü? Yoksa asık suratlı mı? İyimser mi? Kötümser mi? Bu özelliklerin hepsi zaman içerisinde o kişinin yükselmesinde daha önemli olmaya başlıyor. Yani bugün biz bir genel müdür daha yeni 10 sene genel müdürlük yaptıktan sonra yeni genel müdürümüzü bu senenin başında 2022 senesinin başında yeni göreve geldi. Mesela onu atarken dönüp de ya hangi okuldan mezundu, bunun averajı kaçtı, getirin bakayım demedik yani. Geçmiş. Mümkün değil. O bitmiş. Ama kişisel özellikleri, ilişkileri, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve yapıcılığı ve birlikte çalışma yetkinlikleri, bu tip özellikler bir araya geliyor. Bence yani kendisiyle barışık olmak çok önemli. Kendisine güvenen ve kendisine güvendiği için başkalarına da güvenebilen ve insanlar tarafından sevilen. Ben hep şöyle söylüyorum arkadaşlara mesela. Bu da ilginç bir test. Yani acaba bu bankada
bir yönetim kurulu başkanı seçilseydi demokratik olarak, bir sandık koyalım, işte adaylar olsun bankacı, kim yönetim kurulu başkanı olsun, ben seçilir miydim mesela diye soruyorum. İşte tabii mecburen bu soruyu sorduğum için tabii seçilirdiniz diyorlar. Ama buna yürekten inanmak lazım. Yani ben diyorum ki bir genel müdür, bir genel müdür yardımcısı o pozisyonda kendine bu soruyu sormalı. Ya ben buraya acaba, çünkü yukarıdan atamayla oluyor bu işler dediğiniz gibi. Biz şimdi genel müdür şu olsun diyoruz, tamam diyorlar, oluyor. Herkes de yeni genel müdürümüz çok başarılı olsun diye destek verdik vesaire. Ama demokratik ortam olsa bu his bence son derece önemli. Yani seçimle gelinen bir yapı olsa organizasyonlarda, acaba ben bu noktaya gelebilir miydim? İşte o yetkinlik, o insanlarla o ilişkiyi kurabilmek ve onu hissetmek bence önemli bir özellik diye ortaya çıkıyor. Evet. Onu yakalamaya çalışıyorum. Ben de yani o atamayı yaparken ya 13 bin kişi var burada. Bu 13 bin kişi bu atamadan memnun olmalı. Yani doğru seçim yaptınız. Bu da çok önemli bir kriter. Bence birinin yani başa geldi. Özetlesek katılır mısınız şimdi, böyle bir de kuram yaratmış olalım. Bir statik CV var. Bir de hayatın getirdiği sürekli yaşayan CV var. Tabii, görünmeyen. Gençler, siz yaşayan CV'nize yatırım yapın. Aynen öyle. Ben bunu yazdım. Yani CV'de olmayan yetkinliklerinizi geliştirme, dürüst olun kendinizle. Çünkü bazı kişiler kendinin olmayan yetkinliği varmış zannediyor. Ama dışarıdan belli oluyor. Yani hemen açar. Hemen anlarız yani. Hiç. Dolayısıyla dürüst olun ve eksiğinizi kabul edip kendinizi geliştirmeye çalışın. İçe dönük müsünüz, dışa dönük müsünüz? Mesela çok önemli. Ona bu ikisi de başarılı olabilir sonunda belli işlerde. Ama bunu anlayıp o tarafını geliştirmek lazım. CV'de olmayan özelliklerin gelişmesi son derece kritik. Ne kadar güzel. O zaman kitapla ilgili son sorumu soracağım. O kısım eğlenceli bir konu. Patron nasıl yönetilir? Ben size böyle direkt soruyu sorsam. Patron nasıl yönetilir? Böyle bunun bir formülü var mı? Kitapta bundan bahsediyorsunuz. Bahsediyorum. Şimdi şöyle, bunu yazdım çünkü benim çok farklı patronlarım oldu. Ve çok insana patronluk yaptım. Bu kariyerim boyunca. Önce dediğim gibi kurumsal yapıda Citibank'te çalıştım. İşte Amerikalılar hepsi kurumsal atanmış şirket, yani sahibi değil. Profesyonel diyelim yapı. Ondan sonra Yapı Kredi'de çok kısa bir dönem çalıştıktan sonra Hüsnü Bey'le çalıştık 19 sene. 19 sene girişimci bir patronla çalıştım. Hüsnü Bey'le sonra banka satıldı, Yunanlılar Bankayı aldı. 10 sene Yunanlılarla çalıştık. Orada 4 kere hükümet değişti Yunanistan'da. Her hükümet değiştiğinde bizim sahibi olan bankanın CEO'su değişti. Yani benim patronum değişti. Ama beni değiştirmedi. 4 tane değişik kişiyle çalıştık. Arkasından Yunanlılar Bankayı sattılar. Borç krizi vesaire, mecbur kaldılar. Sattılar. Yerini Katarlılar aldı. Bu sefer Katarlılar'da da ikinci CEO ile çalışıyoruz. Birinci geldi, o bakan oldu. İkinci ile çalışıyoruz şimdi. Dolayısıyla yani oldukça değişik tipte, hem kültür olarak hem yapı olarak, yani kurumsal yapı var, işte girişimci yapı var. Farklı patronlarla çalıştım. Onun dışında tabii bankacı olarak birçok müşterimiz var kurumsal ve o patronları tanıyorum. TÜSİAD'da aktif olarak 4 sene yönetim kurulu üyeliği yaptım. Şimdi de yani yukarıda Yüksek İstişare Konseyi'nde başkan yardımcılığı yapıyorum falan. Orada da bir muhitimiz var tabii, hepsi de patron. Dolayısıyla onları da görüyorum. Dolayısıyla böyle ya dedim, ben bu patronlar üzerine bir bölüm yazayım. İyi olur. Çünkü az evvel de konuşuyorduk. Normalde patron aynıdır, yönetim değişir. Bizde yönetim aynı kaldı. Yani ben ve ekibim, bizim patronumuz değişti ikide bir. Dolayısıyla bu da bir özellik. Yani bu da bir pek rastlanan bir olay değil. Ve şöyle yaklaştım olaya. Patronların ortak özellikleri var. Mesela bütün patronlar maliyetlere duyarlıdır. Ben hiç böyle parayı saçalım diyen patron görmedim mesela. Bunun gibi birçok, mesela patronların çoğu bir gece evvel konuştuğu insanın etkisinde kalır. Ertesi gün gelir. Süper fikirmiş gibi. Evet. Süper fikir veya bir tenkit. Mesela bana bunu bir şey söylemişti.
Vitrifiye üretici grubunun CEO'su. Ya bizim patron bir gece evvel bir arkadaşı ona bizim musluk çalışmıyor dese biz ertesi gün apı yuttuk. Şimdi bunun gibi bu tip özellikler var. Sonra patronlar mesela hiyerarşi pek tanımaz. Evet, direkt. Direkt en üst, yani genel müdüre söyleyeyim de o da yardımcısı söyle, o da bilmem neye söylesin diye en alttaki adamı dan diye arar. Konuşur gerekirse. Gibi ortak özellikler var. Bir de ortak olmayan, çünkü her patron da farklı, hepsi aynı değil. Ama kurumsal yapı da farklı. Kendisi ön planda olmak isteyen var, geride olmak isteyen var. Bunun örneklerini de görebilirsiniz. Ülkemizde de böyle bir sürü patron var. Ama yönetmek açısından, yönetme lafı belki biraz iddialı bir laf da, yönlendirme diyelim patronu. Orada da belirli önerilerimi veya deneyimlerimi aşağı şeye koydum. Mesela problem götürmek yerine problemle beraber çözümünü götürün diyorum. Yani şöyle bir, yani falan, mesela bana gelseler falanca kredimiz batıyor, battı ama biz bu arada gittik şu 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 işleri yaptık. Ya. Şu teminatları aldık. Kendimizi en azından %70'ini paramızın kurtardık. Dediği zaman benim için o farklı. Paramız battı ne yapacağız derse farklı. Anlatabiliyor muyum? Yani hem çözümü üretmek. Mesela bu çok önemli. Sonra patronun bir şey bilmediğini hissederseniz ona bir şekilde bunu öğretmek lazım. Öğrenmesi gerekir. Çünkü herkes her şeyi bilemez. Çok önemli bir konu. Çok çok önemli bir konu. Boşlukları doldurun, sistem kurun, patron karışmasın diyorum. Bakın bu çok önemli. Yani patrona gidip bir şey sorduğunuz zaman ben bunu size bıraktım, nasıl istiyorsanız yapın demez. Mutlaka bir cevap verir. Oysa ki sistem kurulmuşsa o sisteme göre hareket edilir. Yani işin prosedürü varsa, uygulanacak sistem, o zaman kendisi buna müdahale edemez. Yani kurumsal yapıya geçişin önemli prensiplerinden bir tanesi budur. Yani mümkün olduğu kadar sistemleri kurmak ve iş yapış şeklinin tanımlanması gerekiyor. Bu tip önerilerimi oraya koydum. Tabii başlık olarak kitabı alanların bir kısmı belki ilk orayı okuyordur. Tabii. Eğlenceli başlık çünkü. Biraz çekici bir başlık oldu ya. Yani. Şöyle bir şey soracağım. Şimdi yine dinlerken kafamda oluştu. Organizasyonlarda her seviyeden bazı insanlarla, bu biraz önce konuştuğumuz kariyer yolculuğunda böyle bazı adını koyamayacağımız hissiyatla, ya bu kadıncağız, bu delikanlı genç arkadaşımız, evet ya bu iyi gidiyor. Böyle hissedersiniz. Hani kendi meşrebince bulunduğu seviyede birinci adamlığa gider. Ben daha çok ikinci adamlardan bahsedeceğim. Bana kalırsa, bu konuda görüşünüzü merak ediyorum. Bana kalırsa iki tür ikinci adam var. Bir tanesi birinci sınıf ikinci adamlar. O ikinci adam olacağını bilir ve birinci sınıftır. Hakikaten o kurmay heyetiyle başa oynamaz. Ve o verilen işi çok iyi yaparak takımda da müthiş bir etki yaratır. İkincisi, kendini birinci sırada zanneden ikinci adamlar var. Her organizasyonda, bir sürü şirketin içine girdiniz, bir sürü organizasyonda çalıştınız, bir sürü insanla, bir sürü organizasyonla çalıştınız. İkinci adamlara öneriniz nedir? Herkes birinci adamlara bir öneride bulunur. Fakat bazen de yani insanın, ya arkadaş ben birinci adam, yani baktığım zaman değilim. Ama bunu fark edersem iş kolay. Evet. Fark etmeyenlere öneriniz nedir? Çünkü bazen yoktur hayatta ya. Birini vallahi seçeceğiz zaten. Onlara bir öneri vermek biraz zor. Çünkü onlar fark etmemiş diyorsun ya. Onların onu fark etmesini sağlamak lazım. Dediğin gibi çok doğru. Her ikinci adam birinci adam olamaz. Hatta yani üçüncü, dördüncü pozisyonda olan bir kişinin bugünden ileride bu birinci adam olur diye görebilirsiniz. Görüyorsunuz böyle bir kumaş. Yani ben şu anda mesela bankamızın içinde en az 4-5 tane ileride bu bankaya genel müdür olabilecek yetkinlikte genç yönetici olduğuna inanıyorum. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bana isimlerini verin demeyin. Çünkü o... demeyeceğiz. Ama bu zaten, biz biraz evvel 7 genel müdür dediniz bankanın tarihinde. Hepsi içeriden yetişmiştir. Biz dışarıdan üst yönetim alan bir banka değiliz. Bilakis ihraç ediyoruz. Yani birçok banka bizden üst yönetici alıyor. Bu da bize esasında gurur veriyor. Çünkü iyi insanlar yetiştiriyoruz. İyi ekibimiz var. Ama bu birincilik, yani birinci adam ikinci adam meselesi, birinci insan ikinci insan diyelim,
biraz hassas bir konu. Herkes olamıyor ve bazen o ikinci kişi, yani ikincilik dediğiniz çok önemli. Çok çok önemli ve onu hazmedip, onu bilip, kendini bilip o noktada devam edenler çok muvaffak oluyor. Birinciliği oynadığı zaman da bir noktada tercih edilmiyor. Bu sefer işinden oluyor. Değil mi? Bu çok büyük. Şu da olabiliyor. Mesela biz geçmişte yaşadığımız bir olayı anlatayım. Mesela iştiraklerimiz var bizim. Bankamız var. Bir de bankamızın sahip olduğu leasing şirketimiz var, factoring şirketimiz var, menkul değerler, finans invest şirketimiz var, bir takım şirketlerimiz var. O şirketlerin geçmiş tarihlerde bir tanesinde bir genel müdür yaptık bir arkadaşı. Sonra onu bankaya genel müdür yardımcısı olarak almak istedik. Yani söyledik, yani genel müdür yardımcısı olarak. Dedi ben genel müdürüm, nasıl geleceğim dedi. Dedim ya bu iş çok daha büyük bir iş. Yani bankadaki bu genel müdür yardımcılığı o iştiraktaki genel müdürlükten daha büyük. Ama unvanı farklı. Bunu kabul edemedi çocuk. Ve yani yazık oldu. Olmadı. Halbuki işte o olgunluğu gösterebilmek çok çok önemli. Yani kendi kendini tanımak diyorum ya, iş hayatında ve kendinizin yetkinliklerinize göre işe de talip olmalısınız. Bu içe dönük bir kişiyseniz çok daha analitik işlerde çok başarılı olabilirsiniz. Yani bir bankanın mesela hazine bölümünde çok ihtiyaç var. Hazine bölümünde piyasalarla bütün gün ekran başında çalışan kişinin aşırı sosyal biri olmasına hiç gerek yok. Ve hazineyi yöneten bir kişinin de, ama pazarlamanın başındaki arkadaşın da mutlaka sosyal ilişkilerinin daha gelişmiş olması lazım. Bu kendi yetkinliğine göre şeyi seçebilmek de birey açısından kariyer gelişiminde önemli. Kendi kariyeri açısından, kendi kendini tanımak ve bilmek. Kendi kendini öğrenmek dedik, bir de tanımak diyelim. Evet. Başka bir sorun olacak mı Fazıl abi? Yok, benim sorularım bu kadar. Tamamdır. Sen ünlü sorumuza geçebilirsin. Son bir sorumuz daha var. Onu bütün konuklarımıza soruyoruz. Öyle mi? Evet, benim çok sevdiğim bir soru. Şimdi kapıdan içeriye 20 yaşındaki Ömer girse, karşınıza otursa benim gibi, ona ne söylersiniz? Valla ben kendiyle barışık olmasını söylerim. İnsanları sevmesini söylerim. Yani severek çalışmak, severek ilişkilerini kurmak. Olumlu bir insan olmasını söylerim. Optimist olarak. Çünkü hayatta etrafımızda çok fazla pesimist insan var. Kötümserlik, çünkü bu bir yerde de bu çağın bir hastalığı. Çünkü akan bilgi, yani dünyadaki bilgi akımına bakarsanız büyük bir yüzdesi bunların olumsuz bilgiler. Çünkü olumsuz haber. Olumlu şeyler, ah bugün ne güzel şöyle bir şey oldu, pek haber olmuyor. Bu kişilerin üzerindeki etkisi de farklı oluyor. Olumsuz olayların etkisi. Burada çok güzel bir örnek var. Tenisten bir örnek vereyim. Meşhur eski tenisçi Agassi var. Diyor ki, finali kaybettiğim zaman onun travması 15 gün sürüyor atlatmak. Şampiyon olduğum zaman 3 günde geçiyor diyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla iyimser olmak, olumlu bakmak gibi yetkinliklerin önüne geçmesini söylerim bu 20 yaşındaki Ömer'e. Çok teşekkür ederiz. Bizim aklımızdaki bütün soruları sorduk. Siz de çok güzel cevaplar verdiniz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son sözü tekrar size verelim. Yok, eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Bu kitabıma da şey ettiniz. Kitabımın bütün gelirleri Darüşşafaka'ya gidiyor. Evet, evet. Dolayısıyla onu söyleyeyim. Dolayısıyla ilgilenenler olursa kitabı okuyabilirler. Elbette. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Umarım dinleyicilerde de bir ufak bir katkımız olursa ne mutlu bize. Biz de teşekkür ederiz. Bizim için çok zevkliydi. İzleyiciler için de öyle olduğundan eminim. Belki son anda, yani geç yayına bağlanmış olanlar olabilirler. Ben müsaadenizle kapatırken kitabınızdan da bahsedeyim. Onu bilsinler. Çok güzel bir kitap. Bu akşam Ömer Aras'ı konuk ettik. QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı. Kendisinin güzel bir kitabı var. Ben tamamına yakınını okudum, öyle söyleyeyim. Deneyimler isimli bir kitap. O kitabı özellikle genç arkadaşlara ben önereceğim. Yani her yaştan insan okuyabilir ama genç yaştakiler okuduğunda oradan bayağı bir şeyler alabilirler. Pozitif şeyler alabilirler. Bana çok katkısı oldu. İnsanın kendisiyle barışık olmasının ne kadar kıymetli bir şey olduğunu gördüm. Ömer Bey bahsetmedi ama o bölümün detayını da ben size aktarmış olayım.
bir yayın eviyle bir görüşme yapıyor. Yayın evi diyor ki Ömer Bey'e, biz öyle anılar kitabı falan basamayız diyor. Remzi Kitabevi. Ömer Bey oturuyor, anlatıyor onlara onun nasıl bir kitap olduğunu. Şimdi Ömer Bey'in pozisyonunda çok kolay bir şey değil bu aslında. İnsanın kendisiyle barışık olması lazım. O egosunu falan işin içine sokmaması lazım. Zor bir şey o. Ama ondan sonrasında ikna oluyorlar ve o kitabı basıyorlar. Ortaya çok güzel bir eser çıkıyor bence. Alıp okumanızı öneririm size zevkle. Bu akşam yaklaşık bir saat sizinle beraberdik. Yine sahici ve samimi bir sohbetle. İki hafta sonra tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler.